Testis tümörü kendi kendine muayene sırasında ortaya çıkan bir hastalıktır. Genelde hastalar bir şişlik fark ederler. Bu şişliğin ne olduğunu çok anlayamazlar. O yüzden hemen bir doktora başvurmaları gerekir. Bu bazen ülkemizde çok fazla atlanabiliyor. Enfeksiyon, bir orşit deniyor, testis iltihabı deniyor ve ilaç antibiyotik veriliyor ve tümör atlanabiliyor. Burada benim önerim mutlaka hızlıca uzman bir hekime, üroloğa giderek bunun tümör olup olmadığının ortaya konulması. Tümörse en kısa şekilde o testisin ameliyatla alınıp hangi tip bir tümör oldu, iyi huylu mu, kötü huylu mu olduğunun ortaya konulması lazım. Çünkü günler önemli bu hastalıkta. Teşhis yapıldıktan sonra yapılacak evreleme, yani ne kadar yayıldığı ortaya koymamız lazım. Ama buradaki en önemli şey şu, en kötüsü bile gerçekten çok başarılı. Ben hastalarıma söylerim, eğer bir kanser olacaksanız, hayatınız boyunca bir hocamızdan öğrendiğimiz bir şeydir bu. Hayatınız boyunca bir erkek için testis kanseri olmayı tercih edebilirsiniz. Tabii ki bu tercih değildir ama gerçekten ne kadar iyi huylu gidebilir, iyi gittiğini, tedavisinin çok başarılı olduğunu anlatmak için söyleriz. Beynine yayılmış bir tümör bile normal hayatına dönüp kür olmuş bir şekilde yaşayabilir.